patron meselesi bizim hepimize takıldı zaten. Onun üstüne de takıldı lakap gibi. Belki öyle olmayabilir ama bunun farkına varabilmesi için bu kasıtlı yapmadık biz bunu aslında. Böyle gelişti. İşte çağrılmaması görüşe bizim erkekler tarafından tercih edilmemesi oldu. Bunun içerisinden de mutlaka kendisine ders çıkaracağını düşünüyorum ben. Dolayısıyla kendisi de bunun farkındadır umarım. Aslında onunla da bir araya gelirsek böyle ödül oyunları sonrası hani iki kişi nasıl geldi bizim evimize. O da öyle bir fırsat olursa onunla da kardeş gibi, arkadaş gibi, abi gibi ona söylemek istiyorum bunu. Ve gerçek niyetini gerçekten merak ediyorum. Dolayısıyla da böyle olması bence biraz onu kendine getirmiştir diye düşünüyorum. Öyle olmalı çünkü. Biraz mütevazi olmalı kadın. Kahve yapıyor musunuz kızlar? He? Kahve yapıyor musunuz? Yo, yapmıyoruz. İçeceksen yapabilirsin. Temizlik bir... Aha pardon. Ayşenur Hanım'ın temizliği olmadığı için onun kahve saati. Çok pardon. Evet. Ayşenur Hanım'ın kahvesini getirin. Kahve saati. Ayşenur Hanım'ın kahvesi kahve gelsin. Saati. Ne geldi? Al sana kahve. Ya Duygu ya. Al sana kahve. Git kendin yap. Kız saçına gelir. Kahve istiyor şu an. Lakayt hareketlerden hoşlanma. Ercan. Efendim. Şimdi sen kızlarla özel özel konuşmak istemişsin ya. Evet. Onlar peki ne dediler sana? He. Yani kimin şimdi aklında? Ayça mesela ne dedi? Yok olabilirsin mi dedi? Hı. İşte o bizim aramızdaki özel bir şey. Yani paylaşan bir şey olsa paylaşırdım emin ol. Eyvallah. Yani kendi aramızda kendim ikimizle ilgili bir şeyler konuştuk. Birbirimizi tanıma açısından konuştuk. Yani onlar bizi kimseye ilgilendireceğini düşünmüyorum. İyi. Nasıl? Güzel dans ediyor mu? Kim? Dans ettin ya dün tango. Kız dans etmedik. Öyle iki adım iki ileri iki geri ya. Aa. Ama onun hakkında o iki adım iki geri on adım on geri gibi olmuş evet, sanki. Evet o sanki tango yaptık saatlerce gibi oldu da. Bir duygu yoğunluğu olmuş yani. Birazcık orada. Evet ilgileniyor ama sonra... Aslında dans gecesi falan ben geri döndüm yani. Mantık evliliği yaptım ya ben daha önce. İstemiyorum artık mantık falan. Aşk mı istiyorsun? Aşk. O da ilk Emre'de oldu. Emre'yi görünce elim ayağım titriyordu. Dün konumuz bizim oradan çıktı. Evet. Daniel'in söylediği bir kelime vardı. Ben de aşık olmadım hiç hayatımda. Aşık olmak istiyorum dedi. Evet. Evet. O da dedi ki yani sen evlenmek istemiyorsun aşık olmak istiyorsun. Yani evlenmeden aşk yaşamak. Ne alakası var bunun? Yani olayı çok farklı yerlere götürdü. O evlenmemeye falan götürdü olayı. Halbuki onun kastı o değildi. Ben aşık olup yaşayıp istiyorum. Sonra evlenmek istiyorum dedi. Tamam bu normal bir şey söylemiş. Evet bence de. O onu farklı yöne çekti. Bir savaş çıkardı orada. Ve bunu erkeklerin yanında yaptı. Bak dikkat eden, hoşlanan insan birine dikkat eder. Ben orada gerçekten 5 tane tip var. İnsan hani dışarıdan... Sen görsel olarak hepsinden evli. Hoşlandın ha, yani olabilecek uyar. Diye düşündüklerim var. Hiç olmaz dediğim de iki tip var sonuçta. Asla olmaz dediğim iki tip var sonuçta değil mi? Tabii. Hani düşünmediğim. Ama şey yani hem onu uyarlayıp hem bunu uyarlayıp yapmacık geliyor bana bence. O bence evlenmek için falan değil yani. Yalnız Mehtap'ın sohbet bitmiyor. Neyle ilgili konuştuğunu ben çok merak ediyorum. Sinsi ya, sinsi. O sinsi olsa ne olur ya? Takan yani, yok ki. Yani. Ben hiçbir adamın ona dikkat bakıp da sözünü Mehtap'a böyle yüksek sesle koyunca Mehtap alçalıyor hemen. Evet. Bak cırtlıyor, bağırıyor. Sen de karşı verdin hemen böyle iniyor aşağı. Aynen çok öyle. İtici. Benim hiçbir erkeğin ben ona ilgi duyduğunu düşünmüyorum şahsen. Mehtap'a karşı. Ben çok itici bir tipi ben var. Tavrı da öyle. Topuklu ayakkabı giyince bir önüne bakarak yürüyor. Korkuyorum. Dik yürüyeceksin. Güvenemiyor kendisine, güvenemiyor. Akşam eve gittiniz. Tamam mı? Valla. Tuttuğun, fanatik tuttuğun takımın maçı var. Yalnız hatun da güzel bir yemek hazırlamış böyle. Tamam mı? Hani sürpriz yapmış sana. Masayı kurmuş. Sen de mumunu yakmış. Sen de heyecanlı heyecanlı eve gidiyorsun, maçı izleyeceksin. Tamam mı? Odaya bir giriyorsun, eve bir giriyorsun, bir bakıyorsun. Masanın üstünde yemek, mumlar yanmış falan. Hanım güzel böyle falan. Giymiş mi üstüne? Giymiş ama şampiyonluk maçı yani. Hani. Abi hemen. Eyvah abiciğim. Ne yaparsın? Maçı kaydedersin abi ne yapacaksın? Kaydedersin maçı kaydedersin. Sonra seyredersin. Hanımı kaydederim. Hanımı kaydederim sen sonra Serhat? Yemeği yerim. Yani 1,5 saat 90 dakika ne olacak baba ya? Kaydet hanımı orada dursun. 1,5 saat seyret kendi yemeğini ye. Şey hele şampiyonsan hepten al onu dışarı çık. Benim maç izleme odam var. Tamam mı? Ama farklı bir durum bu. Sen duymadın ki anlamadın. Sen benim dediğimi anladın mı? He. Diyorum ki eve geliyorsun işten. Tamam mı? Akşam şampiyonluk maçı var tuttuğun takımın. Tamam. Hatun da işte yemek hazırlamış güzel. Bir gün akşam yemeğe romantik geçirelim diye yapmış, böyle. Mumları yakmış. Güzel giyinmiş. Kapıyı açıp bir giriyorsun içeriye. İçeride loş bir ışık. Sen ama heyecanlısın. Televizyon açacaksın direkt.
maçı izleyeceksin. O niyetle giriyorsun eve. Bir anda öyle bir pozisyon var. Ne yaparsın onu soruyorum ben. Ya ben ne yapar ne eder? O maçı izleyerek o yemeği yerim yani. Anladın mı? Ben de onu diyorum. Aynı anda 5 işi yapabilirim. Televizyonu çeviririm kesinlikle. Baba böyle. Tamam mı? Onun gözünün içine bakarken böyle oradan televizyon. Öyle yani. İkisinden vazgeçemiyorsan ikisini de birden yapacağız. Kızlar işte. Aranızda babası olmayan var mı peki? Benimki ayrı. Benim hiçbiri yok. Annem de yok, babam da küçük günden beri. Sence ne yönden kötü bu? Yani sende nasıl bir etki bıraktın? Benim iki yok. Ben mutluyum vallahi böyle. İki yok yani. İki ayrılmış annemle. İyi değil miydi baban? Görmedim hiç. Ayrıldılar. Niye ama? Nasıl iki yok diyebiliyorsun ki? Tanımadın. İki yok diyorum. Yani duygu konuya da girmek istemiyorum. Sevmiyorum. İstemiyorum da. Tanıyorsun babanı. Bir kere gördüm. Ha. Yeter. Ya bir şey diyeceğim ya. Bir kere gördüm. Nasıl bir sorudur? Aranızda babası olmayan var mı? Aranızda şey sevmeyen var mı? Var bunda. Normal yani, bir şey ya. Yanlış bir şey söyleyip tabii canım yanlış bir şey söyleyip kırmak istemem ben. Belki sana ağzımdan bir şey kaçıracağım. Gayet normal. Güzel de söyleyebilirsin. Aranızda babası olmayan var mı? Ama ben rahatsız olan arkadaşımız ya var. Ya bu sende nasıl bir etki bıraktı? Ben onu merak ediyorum. Tam yani, konulara girme ama ben babalarını sevmiyorum. Ben söylerken tedirgin olurum. Birinin kalbi kırılır mı? Aklına başka bir şey gelir. Neden bak çocuğunun babasız olduğundan bahsediyor. Ama ya, tamam git yanına. Gayet normal ya. Yoksa yoktur. Varsa yani. Vardır yani. Olanlar daha kötü anıları olanlar da var evet. Tabii canım. Olup da o daha kötü anıları olanlar var. Ha bak gitti. Daniel'e gitti bak. Ne oldu? Ağaç'a da kalktı. Niye gitti? Konudan rahatsız olduğum için buraya gelmeyi tercih edeceğim. Yine her zamanki gibi gereksiz konuşmaya devam ediyor. Patavatsızca hiç düşünmeden. Aranızda babası olmayan var mı? Ne demek ya? Ciddi şekilde ondan rahatsız olmaya başladım artık yani. Aynı ortamda bile bulunmak istemiyorum artık. Ben zaten bilmem onu istemiyorum burada. Ben de istemiyorum. Çok itici. Evet, çok can sıkıcı bir konuya girdik. Baba muhabbeti. Kızlar bilmiyor. Henüz kızım olduğunu baba kızlara söylemedim. Özel hayatımı açmıyorum çünkü şunu görüyorum kızlarda. Özel hayatlarıyla alakalı birbirlerine laf da sokuyorlar. Ben de sokuyorum. Ben özel hayatımı açmıyorum ki onlar bana sokmasın diye. Sonuçta rakiplerim. Onların özel hayatımı bilip bilmemesi de hiç önemli değil benim için. Ama şu var, öğrenecekleri zamana kadar bilmeyecekler, bu bir sır. Yani baba konusu da şuradan oradan buraya geleceğim. Kızımın babası olmadığı için, yani var da olmadığı için ben de kızlardan fikir almak istedim. Hani kızlar aranızda babası olmayan var mı? Hani büyüdük ama neyiniz eksik büyüdünüz falan diyecektim demeye kalmadı. Hop herkes odadan çıktı, fırladı, nereye gitti, konu dağıldı. Yani hiç istemediğim bir duruma düştüm ister istemez. Merhabalar efendim. Şu anda neredeyim biliyor musunuz? Kırmızı odadayım. Yani görüşme odası. Peki bu odada bugün neler yaşanacak? Bugün aslında az çok kimin kimden hoşlandığı meydana çıkacak. Sen yeter ki sen.